Efendim 25 Eylül, çarşamba günündeyiz. Gazeteci yazar Levent Gültekin'le beraber her çarşamba saat 17. Levent Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya türlü türlü olaylar, türlü türlü iddialar, türlü türlü yaşanan gelişmeler oldu gerçekten. Ş siyasete geçmeden önce şuradan bir başlayayım mı? E, bu da çünkü hem taze hem konuşulan bir mevzu. Şehit e, polis e, memurumuz ve 19 yaşında yaşından fazla suçu olan bir adam, 26 suçu olan bir genç ve katil. Şimdi Türkiye mesela bunu konuşurken bugün tartışmalar devam ederken çünkü suçlular neden serbest tartışması oluyor? Bir rapor yayınlanmış, onu gördüm. Oradan bir başlayayım, yorumunuzla merak ederim. Türkiye yaklaşık 350 bin mahkum ve tutuklu sayısıyla Avrupa'da lider ülke olarak yer alıyormuş. Şimdi bir tarafta tutuklumuz çok, cezaevlerinde yer yok, bir taraftan da suçlular sokaklarda işte ve annenin konuşmaları var, açıklamaları var, İnanılmaz bir baka. Neresinden bakalım tutalım? Şimdi bu, yani bu polisin şehit edilmesi meselesinde birkaç tane. Benim dikkat ettiğim nokta var. Bir tanesi operasyonun şekliyle ilgili bir şey. Hı. Bayağı bir ihmal ve acemilik hat safhada. Şimdi bir operasyona gidiyorsunuz. İki kişi. Efem? 2 kişi galiba gitmişler. Evet. Ya da öyle mi bilmiyorum tam olarak. Sonuçta ama. gittiğiniz kişiye bir bakarsanız değil mi? Az çok. 26 suçtan sabıkası var. Gasp, cinayete, yaralamaya, çocuk tecavüzüne belli ki bir çelik yelek gibi buna benzer bir tedbir alınmamış. Yani böyle bir elini kolunu sallayarak bir suçlu aramaya gidiyorlar. İkincisi e, polislerin sonradan suçluyu gözaltına alma süreciyle ilgili göstermiş oldukları bir tavır. O çöp poşeti ve şey mi? Poşet ve ee, hayvan, hayvan nakil, top, aracı. nakil aracına koymaları. O da tartışma konusu. Çok tartışma konusu. Aslında orada polisler hepimize bir mesaj veriyorlar. As yapılan korkunç bir şey normalde. Hukuk devletinde böyle bir şey olmaz. Hukuk devletinin polisi, askeri çeteler gibi davranmaz. Yani bu aslında katil de olsa anayasanın verdiği temel haktır. İşkence yapılamaz, aşağılama yapılamaz, saygısızlık yapılamaz diye. Bu anayasada yazan bir kuraldır. Ama yapılıyor. Aslında polis orada bize şunu söylüyor. Hani bunu çok da kullanırlar zaten. Ya biz bir kapıdan yakalıyoruz, öbür kapıdan serbest bırakıyorlar. Polis aslında bu kanunsuz davranışıyla bize şunu demiş oldu: Bu ülkede hukuk yok. Ben acımı böyle dindiriyorum. Çünkü bu muhtemelen yine serbest kalacak. 26 tane sabukası olan bir adamın dışarıda. Bırak, o zaman polis e, topluma değil adalete yargıya mı evet, bu, bence bu, bu, bu o, o bu, bu, tamamen yargıya gösterdi. bir isyan var orada. Öyle mi? Yargıya isyan. O çok net önemli bir önemli bir cümle. Yargıya isyan var. Çünkü polislerin çok sık sık kullandıkları bir cümle. Biz suçluyu buluyoruz, arka kapıdan serbest bırakıyorlar diye. Bu da muhtemelen hak ettiği cezayı almayacağına dair bir algı var, anlayış var. Kendi acısını hafifletmek için kendi eliyle ceza vermiş oluyor ve bize bütün ülkeye şunu diyor. Bu ülkede hukuk yok. Hukuk olsa ben böyle bir şey yapmam anlamına getiriyor bir anlamda. Diğer taraftan baktığımızda Türkiye'de kabadayılık, lümpenlik çok teşvik edilir bir şey var. Yani eğer bir ülkede hukuk yoksa, kuralsızlık hakimse toplum dağılır. Şimdi çetelere, o çocuklara baktığımızda biz mesela şunu dert etmiyoruz yanılmıyorsam belki rakamı tam hatırlamıyor olabilirim. Gençlerin yüzde 25'i, 25 yaşın altındaki gençlerin yüzde 25'i ne okulda ne de işte. Yani 25 yaşındaki… Sokakta. Sokakta. Bu ne demek? Ya da evde yani nerede? 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 Bak ne eğitimi var ne de işi var. Nerede onlar? İşte, Evdeler. Evet. Sokaktalar. Sokakta. Bu, kime malzeme oluyorlar? Ya bir çetelere. çetelere ya bir uyuştur kaçakçısına o çocuk gidiyor katile dönüyor. Şimdi 19 yaşındaki bir çocuk tamam evet katil, polisi şehit etmiş. Ama biz bu ülke olarak baktığımızda şunu lazım. Biz bu çocuğu nasıl katil yaptık? Ne vermedik? Nasıl bir eğitim vermedik? Niye bir hayat kurmasını sağlayamadık? E giderek uyuşturucu, giderek kumar, hat safhada. Yok şimdi şöyle bir handikapımız var. Bir tarafta yoksulluk, bir tarafta eğitimsizlik. Diğer tarafta da giderek böyle kabadaylığın itibar gördüğü bir Türkiye algısı var ne yazık ki. Ve o çocuklar, dün bir arkadaşımla konuşuyorum, iş adamı bir arkadaşım, alacak verecek davasından biriyle tartışmışlar, savcılığa gitmiş. Savcılığa gittiğinde bu bir çete var. Şimdi çok konuşulan Barış Boyun olması lazım yanılmıyorsam. Barış Boyun diye bir çete lideri. Onun elemanları yargılanıyormuşlar. 500 kişi diyor. 500 böyle. Hepsi 16-17 yaşında genç. Biri diyor benimle konuşuyor böyle. Ben de diyor bekliyorum savcıyı sıra bana gelsin ifademi vereceğim diye. Çocuk dedi ki diyor böyle, ama çok rahat diyor. Abi ben 16 yaşında birini öldürdüm. Tabii girdim birkaç yıl yattım çıktım. Çıktığım gün bir kişi daha öldürdüm şimdi bir daha. Evladım dedim sen ne yapıyorsun hayatın? Yo ben gayet memnunum demiş. Paramı da alıyorum. Abilerim sahip çıkıyor. Şimdi bu çocuklar bunların malzemesine dönüyor. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden hep söyleriz. Türk dünyada mafya ile devlet arasında tek bir fark vardır. Hukuk. Eğer bir yerden hukuku çekip aldığınızda devletle mafya karışır. O yüzden biz feveran halde buranın hukuk devleti olarak kalması gerekiyor. Buna en çok kimin sağlaması lazım? Siyasetçilerin. Anayasayı hiçe saymamaları gerekiyor. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki kavgayı böyle ortalıkta bırakmamaları gerekiyor. Bu kadar herkesin vicdanını yaralayan Dilan Polat gibi kararlarda kör göze parmak sok. Bu ülkede hukuk yok. Bağıracak gibi kararların önüne geçilmesi gerekiyor ve yargının cüzdanla vicdan arasında sıkışmışlığının ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu olmayınca dünyanın hangi toplumu olursa olsun bakın en gelişmiş dünya ülkesi hangi Danimarka diyelim, Fransa diyelim neredeyse en oradan hukuku demokratik alın. Demokratik İspanya. Evet. Oradan hukuku çekin alın o toplum birkaç yılda aynı hale gelir. Çünkü insanları disiplin eden yani devletleri devlet olma vasfıdır. Adalet hukuk Adalet yapacak. hukukla, cezayla, ödülle bir sistemin içinde tutmak. Şimdi burada o ceza ödül sağlıklı işlemediğinde toplum doğal olarak dağılıyor. Biz dağılma yaşıyoruz şu anda. Yani yani korkunç bir şey. Yani normalde o polislerin bir katile bunu yapması Muz Cumhuriyeti'nde bile olmaz. Hani gözaltında işkence falan. Bak Muz Cumhuriyeti ama çöp dediğim poşeti. gibi. Gö gösterin arkadaşlar onu da çöp poşeti ve... Evet öyle bir noktadayız ki ben o polislere kızamıyorum. Çünkü onun da arkadaşının acısını şurada yaşıyor Aynen. ve o acıyı dindirecek tabii, polis bir polis teşkilatından genç bir e, tabii, kadın. o acıyı dindirecek bir adalet mekanizmasının işleyeceğinden emin olmadığı için aklınca bu tip mesajlarla aşağılayarak kendi duygusunu tatmin ediyor. Ona değil. ülke yönetenlerin oradan bir ders çıkarması lazım. Bu bu mesaj bize yani burada hukuk Kurulması gerekiyor ama ne yazık Mesela bu 26 suç kaydı olan kişinin annesi. Evet konuşuyor. defalarca polis aramış. Ya defalarca gittim diyor. Söyledim hatta yerini de zaten anne ihbar ediyor. Müebbetse müebbet baba idam gelsin diyor. Çünkü çocuk madde kullanıyormuş, madde satıyormuş. Ben defalarca gittim diyor. Ve bu arada aranan bir... Evet. Genç mahallede diyor ki aranıyordu. Bir bir motosiklet hırsızlığı sebebiyle bir operasyon, operasyon yapıyor. yapılıyor ve işte sonuç olarak bir e, genç e, polisimizi biz maalesef toprağa vermek durumunda Tweet. kaldık. Ders çıkartılır mı diye 26 sabıkan içerisinde bir şey eksik. Tweet atmamış. Tweet atsaydı mutlaka sabah namazında alırlardı gözaltına. Tweet, bu arada fotoğrafları var. Tweet derken siyasi tweet mi diyorsun? Evet, yani düşünsel anlamda söylüyorum. Türkiye'de düşünce… Yoksa mesela şöyle bir… Evet, korkunç. Mesela şöyle yani, bir fotoğrafı var. 26 Ama tabukadan... Ama gözaltına alınmamış. Evet, işte onu diyorum. 26 sabıkadan… Uzun namlu silahmış bu. Evet. Yani ben anlamıyorum. Söy, şimdi i̇şte onu söylüyorum. Yani mesela uzun silah onun yani. yerine kim, siyasi anlamda bir mesela. cümle yazsaydı hemen alınırdı. Çünkü o, o kimsenin gözüne batmıyor. Yani… Türkiye'deki mevcut yönetim zihnini, dikkatini, kendisiyle ilgili olan eleştirilere açmış. Yani kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere, hakaretlere anında tepki veren yargı iktidar şu pozu tehdit olarak algılamıyor çünkü oraya kapalı, orayı görmüyor ne yazık ki. Ama e, bence çürüyoruz çok korkunç bir şekilde. Yani. Biraz önce söylediğim gibi gençlerin yüzde 25'inin, 25 yaş altındaki gençlerin o nereye gidiyorlar? Ve bu çocuklar o çetelerin elinden kim nasıl kurtaracak yoksulluk? Asıl soru bu. Evet, asıl mesele bu Mesela bu e, suç kaydı olan bu, e, nasıl hitap edeceğimi de bilmiyorum. Genç bile derken böyle bir imtina ediyorlar. Evet. Gençlerimize haksızlık olmasın diye ama birkaç sene önce böyle çocukluk fotoğraflarına baktığınız zaman işte böyle bildiğin melek yani çocuk. Ya zaten 19 yaşında çocuk. değil mi? yani tertemiz yüzlü bir çocuk. Evet. Nasıl buraya evriliyor sorusu işte o çeteler, o şebekeler onlarla mücadele. İmkansızlıklar, Ama çok büyük eğitimsizlik. mücadele var şu anda. Nasıl? Çok büyük bir mücadele var. Yani İçişleri Bakanlığı'nın da... Mücadele bence çok güvenlikle ilgili bir şey değil. Bu bir toplumsal terbiye edinmekle ilgili bir şey. Yani bu bir bir bütünlüklü halle ilgili bir şey. Siyasetçinin konuşması, tavrı, yaklaşımı. Mesela bir siyasetçi üç tane oy almak için bu ülkenin bir yarısını vatan haini ilan ettiğinde onun yarattığı toplumdaki etkiyi hesaba katması lazım. Bir başka siyasetçi İki tane fazla oy almak için bir başkasının değerlerine, anlayışına hakaret ettiğinde onun toplumda anlatabiliyor muyum? Yani biz kurallara, kanunlara yukarıdan uyulması gerekiyor. Mesela siz, diyelim ki sigara içiyorsunuz, fosur fosur. Dönüp çocuğunuza şunu diyemiyorsunuz, evladım sigara çok zararlı. Doğru. Çünkü şöyle. Örnek olacaksınız. Evet. Çünkü eğitim sözle olmaz, göstererek olur davranışla. Evet. Peki. E şimdi siyasetin kendisi her türlü kabalığı, her türlü kabadayılığı, her türlü seviyesizliği, yozlaşmayı yaşıyor. Ama dönüyor topluma diyor ki ağırbaşlı olun, düzgün birey olun, hukuk kurallarına uyun. E sen uyuyor musun? Sen 40 yıl hapis cezası istediğin malına, mülküne el koyduğun ibret alem olsun diye Arabalarını götürüp emniyete verdiğin bir kişiyi ilk duruşmada serbest bırakıyorsun. Sen uyuyor musun? Türkiye'de bugüne kadar herhangi bir yolsuzluk ceza iddiasının ceza aldığına şahit olmuş muyuz? Örneği yok ki. E siz yukarıda uymuyorsunuz, aşağıda topluma diyorsun ki kurallara uyu. E sen de uymuyorsun diyor doğal olarak. 16 yaşındaki çocuk kimi örnek alır? Ebeveynlerine ve topluma. Ekrana bakar, aydına bakar, yazara bakar, siyasetçiye bakar. Yani mevcut siyasetçileri örnek alan bir çocuğun Türkiye'de iyi olma şansı yok ki. İyi bir birey olma şansı yok. Siyasetçileri bu kadar şey yapmayalım mı? E çünkü yani. üslupları bozuk. Peki. Hadi biraz siyaset yapalım. Hadi bakalım üslupları yapalım. Üslupları bozuk dediniz, siyaset evet. yapalım. Ahmak davası. Ee, şimdi davayla ilgili bir açıklama yok. Yok. Davayla ilgili bir bilgimiz yok. Ee, ne zaman açıklanır bunu bilmiyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi e, teyakkuza geçmiş durumda. Dün çok uzun saatler toplantılar yapıldı. ABC planları var. Ee, şimdi planların içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının açıklanması var. Hatta bugün bir iddia oldu. Fatih Altaylı'nın bir iddiasıydı. Sonra yalanlanmış galiba. Ee, bugün açıklanacak Cumhurbaşkanlığı adaylığı diye. Kulisler çok hareketli Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Zaten böyle bir parmak parmak çocuk diye taktım proje çocuk tartışmaları böyle işte kurmaylardan gelen taraf tweet'ler her iki tarafın kurmaylarından evet. ee, Ha peki Kardelen ben de Kardelen bir şey söyledi kulağıma ama şimdi ABC planlarının tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bu ahmak davası ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte o hızlı dün Özgür Özel Amerika'ya gitmeden önce bir karar çıkarsa hemen geri döneceğiz dedi. Olası bir Kemal Kılıçdaroğlu vakası yani daha önce dönememişti Almanya'dan. Biz öyle yapmayacağız dedi aslında minvalde. Karar ortadaki bu ahmak davası kararı ya da karar muhtemel bir karar şu anda çift taraflı istismar edilen bir şeye dönüştü. Çift Her zaman derken. söylüyorum, geleceğim. Her zaman söylüyorum, Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı koymak artık hukuki bir karar değildir. Siyasi bir karar olarak algılanacaktır. Bu mevcut iktidarın Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğunu ilan etmesi anlamına gelir. Ben bunu mevcut iktidar kendine yakıştırır mı? Umarım yakıştırmazlar. Korktu damgası yemek istemezler diye tahmin ediyorum. Bunu söyleyeyim önce. Ama ortada somut bir karar yok. Henüz dava, mesela şunu anlarım. Önümüzdeki hafta Perşembe günü duruşması var. Karar çıkma ihtimali var. O yüzden hareketleniyor. Bu anlaşılır bir şey. Bir duruşma tarihi var mı? Yok. Hayır. Mahkemeden herhangi bir şey var mı? Hayır. Bir yıl sonra da bu kararı verebilirler. Yarın da verebilirler. Peki buna rağmen niye bu kadar çok gündem? Çünkü iki tane nedeni var. İktidar tarafı bu tip kulis bilgileri aktararak karar çıktı çıkıyor Bilgileri aktararak buradaki tartışmayı, adaylık muhalefetin birbirini adaylık üzerinden yıpratma çalışmalarını körüklemiş oluyor. Çok iyi oluyor çünkü. Hmm. Oh Ekrem İmamoğlu bir an önce adaylığını ilan etsin. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını… İşine mi gelir? Geleceğim şimdi. Onlar adaylığını ilan etmeyeceklerini biliyorlar ama fokur fokur fokurtturuyorlar işte. Ekrem İmamoğlu tarafı da bunu acayip bir istismar ediyor şu anda. O da bu şeyi karar çıktı çıkacak hemen benim adaylığımı ilan edin diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığını garantiye almak istiyor bugünden. Bu bir istismara dönüştü artık. Şimdi bak bir mücadele plana açıklıyorlar mı? Hayır, şunu diyorlar mı mesela, Ekrem İmamoğlu'na bir yasak gelece, gelme ihtimali var, biz bugünden itibaren işte şu, 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 şu eylem planlarını... Ben duymadım henüz. Yok. Toplantıdan sonra. En büyük eylem planları olmadı. nedir biliyor musunuz? Söylediler. CHP'nin grup başkan vekili Gökhan G Günaydın. Günaydın. Bana göre Ekrem İmamoğlu'nun grup başkan vekili CHP'de. CHP'nin değil, Ekrem Bey'in grup başkan vekili. Şöyle bir açıklama yaptı İstanbul'daki toplantıdan sonra. Eğer Ekrem İmamoğlu'na bir yasak kararı gelirse... Hemen Türkiye'yi erken seçime zorlayacak bir tavır alacağız. Hmm. Peki ben de bu toplum adına. Bu arada erken seçim için neyse az sonra bir tamam. özelinde açıklayacağım. Bence açıp... ben de her, çok hemen burada aklıma gelen çok basit bir soru geliyor. Eğer bu iktidarı erken seçime zorlayacak elinizde bir imkan varsa niye Ekrem İmamoğlu'nun yasak kararını bekliyorsunuz? Milyonlar size gözünü dikmiş, ekonomik sıkıntı çeken rejim endişesi taşıyan, ülke endişesi taşıyan milyonlarca insan muhalefetin bir şey yapıp ülkeyi mevcut gidişatını değiştirecek bir siyasi hamle yapmasını bekliyor. Beyefendi ne diyor bize? Ekrem İmamoğlu'na eğer siyaset yasağı gelirse iktidarı erken seçime zorlanız. Şimdi zorlayın varsa böyle bir imkanınız. E peki bir şey söyleyeceğim. Ee, Özgür Özel erken seçime yönünü çevirmiş. Gölge Bakanları'na 6 aylık sürede program çalışmalarının tamamlanması talimatını vermiş. Nisan ayına kadar geçen bu süreçte Gölge Kabine 81 ilde aktif olarak bulunacakmış. E, CHP'nin MYK iki 2 haftada bir farklı ilde yapılması kararlaştırılmış. İlk toplantı Hatay'daymış. Geziler yapılacakmış. Bunu da e, erken seçim çalışmaları olarak nitelendiriyor Ankara. Evet. Bakın bir şey söyleyeceğim. Böyle. <laughs> Bu kadar. <laughs> Kendimi kontrol ederek konuşmaya çalışıyorum. Siz Lütfen. bazen böyle bakınca kontrol. çok sert oluyor diye. Ya koca bir muhalefete bakar mısınız? Seçime kaç yıl var normal şartlarda? Dört galiba. Üç buçuk yıl var. Üç buçuk dört. Bir muhalefet üç buçuk yıl önce adaylık kavgası verir mi kendi içinde? Kavga Kav yok diyor ama Özgür Özel. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir kriz yok diyor. Biz Bir araya gel, geleceğiz dedi. Ne, bittiğini Onlar yok diyor. Onlar ancak kamuoyuna söyleyebilirler yok. İşte. Biz yazarlar, gazeteciler biliyoruz arka planda nelerin olduğunu. Zaten mesajlarına yansımıyor mu? Mesela diyelim ki Mansur Bey'in yanındaki arkadaşın Ekrem Bey ile ilgili attığı tweet, Ekrem Bey'in elemanlarının Mansur Bey ile ilgili attığı tweet. Kurmaylar Savaşı. Ama Mansur Bey'in Kongrede konuşturulmaması, Kongrede çıkıp sitem etmesi. Bunun üzerine ortalıkta Ekrem Bey'in adına ekranlarda konuşanların sıklıkla Ekrem İmamoğlu aday olacak, Mansur da yardımcısı olacak. Mansur Bey'in çıkıp bunu yalanlama ihtiyacı hissetmesi. Ama Ekrem İmamoğlu'ndan yalanlama gelmedi Şaban Sevinç'in mesela o açıklamalarına. İşlerine geleni yap yapma. Ama benim üzüldüğüm şu. Bak aynen 2023 öndesi sendromu yaşıyoruz. Aynısını Kemal Bey yaptı. Şu anda muhalefet bir aday isim dayatarak muhalefetteki ortak duyguyu yok ediyor. Dayatmanın böyle bir ne negatif yönü vardır. Ekrem Bey aday olabilir. Zaten kaç kişi var ki alternatif olarak baktığımızda? Yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu en güçlü iki En adayı. güçlü iki isim. Belki hani şartlar değişti. Bir de Özgür evet. Özel CHP Genel Başkanı olması sıfatıyla. Kimileri Kemal Kılıçdaroğlu da diyor. O ayrı. Üç dört tane en önemli isim muhalefetin adayı. Zaten bunların üzerinden birinde sonuçta oturup önemli olan ülkeyi buradan çıkarmak, yani bu demokratik değişimini sağlamak önemli lan bu. Peki bunun için en doğru yol vakti geldiğinde otururuz aramızda bir iş bölümü yaparız. Kimseyi kırmayız, kimseyi de ayrıştırmayız. Dördümüzden biri kendi arasında bir yol bulup adayı belirleriz demiyorlar. Bu işin temel sorumlusu Ekrem İmamoğlu. Ekrem Bey adaylığının bugünden ilan edilmesini istiyor. Çünkü bunu çok önemsiyor. Bu ilan edilsin diye bir taraftan el altından Mansur yavaş yıpratılıyor. Kendisine de yakın olan gazeteciler, yazarlar vakfıyla şey aracılığıyla ekranlardan kamuoyu oluşturuluyor. İş bitti. Ekrem İmamoğlu vay yasak gelecek. Bunun önüne almamız için Ekrem İmamoğlu bugünden aday ilan edelim kampanyası yapıyor. Bütün burada tek bir amaç var. Evet, bizim adayımız CHP'nin adayı İmamoğlu'dur denilsin bugünden itibaren. Niye? Bunun cevabını da biliyorsunuz. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Bey iki gün önce ger anketler. Evet, Gerçek Gündem Gazetesi şeyine, haber sitesine verdiği röportajda çok enteresan bir cümleyle açık etti. O da şu. Anketler yaparız ama anketlerden çıkan aday olacak diye bir kural yok. İkinci soruyu sorarız. İkinci soruyu Kim soracağız. Iyi Kim iyi yönetir? Çünkü şunu biliyorlar bütün anketler bize Mansur Bey'in bir adım önde olduğunu söylüyor anketlerde. Onu da diskalifiye etmenin yolu şimdi ikinci soru. Böyle olmaz. Bugünün konusu eğer sen böyle ayak oyunlarına girersen muhalefeti bölersin, partiyi bölersin. Doğal olarak Ekrem İmamoğlu'nu sevenler, Mansur Yavaş'ı sevenler diye toplumu ayrıştırırsın. Doğal olarak aynen 2023 seçimlerinde olduğu gibi ve şu anda bunu altını habire harlıyorlar. Çünkü bu yasak meselesi her iki tarafında çok işine geliyor. İktidarın işine geliyor. Çünkü muhalefetin birbirine düşmesinden memnun. İş hiç, ben de olsam öyle yaparım. Ben iktidar olayım. Muhalefeti birbirine düşürmek için uğraşırım. Zaten siyaset dediğiniz bu. Harlarım ki birbirleri kavga etsinler. Ben de gemimi yüzdüreyim diye. Ama aklı olan senin düşmemen lazım. Muhalefet de bunu kullanarak im özellikle İmamoğlu gündemde tutarak her gün İmamoğlu şunu istiyor. Biz üç buçuk yıl boyunca Günde aralıksız yaptı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını konuşalım. Başka bir şey konuşmayalım. Peki size. yani mesela hep onu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz bir önceki seçimlerde e, hadi artık adayı açıklayın, hadi artık e, kamuoyunun bir baskısı vardı yıpranır diye e, açıklamıyoruz demişlerdi. E şimdi kafa da karışıyor. Yani yıpranır diye açıklamak, yani yıpranır dediler. Şimdi eğer böyle bir şey varsa hani yıpranma hiç kimsenin aklına gelmiyor mu o zaman? Gelmiyor çünkü artık… Ya da o argüman yanlış bir argüman mıydı? Yıpranır adayımız evet. argümanı yanlış bir argüman yani şimdi mıydı? Evet. Şimdi şöyle siyasetçiler kendi kafalarındaki planları sürdürürken hepsine bir gerekçe bulabilirler. Evet. Hmm. Adayı açıklarken de sizi bizi ikna edecek bir gerekçe bulurlar. aday açıklamayacakları zaman da bizi ikna o edecek. O zaman bizi ikna etme yöntemi… Evet, o zamanki yıpranır cümlesi… Yıpranır, o yüzden. Ya şu anda açıklamamamız gerekiyor. Niye? Yıpranır. Hayır. <laughs> Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kafasına adaylığı koymuştu. Şey, ikna edeyim. Kamuoyunun hazırlanması gerekiyordu. Hımm kamuoyun hazırlanması için ya şu anda açıklamamız doğru değil diyerek süreci son dakikaya kadar. Ama biz biliyorduk. Herkes biliyordu. Herkes biliyordu. Bir buçuk yıl önceden Kemal Bey aday. Ki ben kendisine gittim siz aday yapacaklar kaybedeceksiniz dediğim meşhur konuşmam evet. var. Ki ben Ayağı kalkmıştı bayağı Türkiye. Evet. Yani o yüzden herkes biliyordu. Ama ama biz açıklamayacağız palavrasıyla şimdi Şimdi açıklamanın şimdi Ekrem Bey'in adaylığının açıklanması gerekiyor. Niye? Çünkü rakibi var CHP içerisinde Mansur Bey gibi. Mansur Bey de kararlı. Mansur Bey'i diskalifiye edebilmek için ya da oradaki tehlikeyi muhtemel bir engeli ortadan kaldırabilmek için bugünden ilan edilmesi diyor. İlan şimdi... Ama şunu görmüyor. Ekrem Bey, bir son dakika var. Onu da okuyacağım. Peki. Çok dilerim. Ekrem Bey'de kaldınız. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den bir açıklama var. Bir son dakika ekranlarımızda alt bantta görüyorsunuz. sınır ötesinde görev yapan birlik ile video konferans yöntemiyle görüşmüş ve terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi vermiş. Ordumuz terörle mücadelede destansı başarıları elde etmektedir diyor ama bölgemizde risk ve tehditler arttı ifadesi de var. Ama destansı başarılar da elde ediliyor diyor ee, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Evet Ekrem Bey. Ekrem Bey. Yani Ekrem Bey şunu görmüyor. Eğer bir önümüzdeki üç buçuk yıl Türkiye için çok çok önemli. Zaten zor dönemler geçiriyoruz. Endişelerimiz, tedirginliklerimiz, bölgesel sıkıntılarımız, rejimsel korkularımız, ekonomideki yıkım, bütün yani Ülkemiz elden gidiyor duygusu var toplumun. Haklı haksız. Toplumun önemli bir kesiminde ülkemiz elden gidiyor. Ve hala bir umutla sandık bekliyor. Çünkü toplumun yapabileceği tek bir şey var sandıkta değişim. Başka bir elinde yapabileceği bir şey yok. Zaten demokraside de ancak bu olur o imkanı ortadan kaldıracak davranışlarda bulunuyor. Yani şunu demiyor. Önce ülke. Benim durumu bakarız. Ben aday olabilirim ama yeter ki birliktelik duygusuna zarar vermeyeyim. Yeter ki kendimi dayatarak başka yani toplum ayrışmaya katkı sağlamayayım. CHP içerisinde koltuk kavgasını biraz daha şey, kabartmayayım. Kabart. Bunları demiyor. Gözünü dikmiş Ekrem Bey açısından, benim açımdan, ben mesela benim için ülkedeki bugün yaşadığımız sorunların temelinde yönetim anlayışı var. Yani tek adam rejimi dediğimiz. Yani yetkilerin bir kişi toplanmış olması. Biraz daha önce örnek verdiğim, masanın dört ayağını kaldır, kesmişiz, tek ayakla o masanın dengesi tutmuyor. Ekrem Bey parlamenter sisteme veyahut denge denetlemenin, kuvvetler ayrılığının olduğu bir sistem vaadinde de bulunmuyor. Ve Ekrem Bey'in şu Ante anda… Cumhuriyet Halk Partisi'nde onu pek duymuyoruz. Evet. Parlamenter sistem… E, birkaç kişi söylüyor. Çok kuvvetli çıkmıyor. Çünkü söyle. sebebi şu, dikkat edin. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde parlamenter sistem istemek bir şifre oldu. Ne demek o? Çünkü parlamenter sistem vurgusu yapanlar… Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına adaylığına karşı olduğunu söylemiş oluyorlar. Allah Allah. Evet. Çünkü Ekrem Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerine talip. Türkiye'yi toparlamaya değil, o yetkileri almaya. Ona da bir kılıf, biraz önce söylediğim gibi. Siyasetçiler bizi her konuda ikna edebilirler, hepsine gerekçe bulabilirler. Gerekçeleri ne? Bunca yıkımı ancak bu yetkilerle toparlayabiliriz. Eğer biz bu yetkileri bir iki yıl kullanıp ülkeyi toparlayamazsak, olmaz. Bunun nasıl bir deli saçması olduğunu gözümüzden kaçırmaya çalışıyorlar niye? Biz şunu diyoruz. Eğer bütün yetkiler bir insanın elinde toplanırsa o ülke çöküyor. O insanın Tayyip Erdoğan olmasıyla Ekrem İmamoğlu olmasının, Ahmet olmasıyla Mehmet olmasının bir farkı yok. Böyle olduğu için dünya tek adam sistemlerine kapalı. O yüzden dünyanın en gelişmiş ülkeleri diyelim ki Danimarka, Yeni Zelanda gibi en gelişmiş ülkelerinde yetki paylaşımı var. Ekrem İmamoğlu ben gelip bu yetkilerle toparlayacağım demesi büyük bir saçmalık. Çünkü bu yetkilerle hiç kimse toparlayamaz. O yetkileri aldığı gün deliriyorsun zaten. Normal insan olmaktan çünkü güç delirtir. O yetkileri aldığın gün ortak haklı devre dışı bırakıyorsun. Tek bir kişinin, bütün ülkenin kaderi, tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkışıp kalıyor. Ve sen diyorsun ki ben bu yetkileri, benim aklıma güvenin. Senin aklına niye güvenelim? Peki. Niye yetkileri sana verelim? Niye kurumlar olmasın? Niye ortak akıl devrede olmasın? Ve bunu da artık dillendirmiyor. Parlamenter vurgusu, sistem vurgusu da yapmıyor. Sadece CHP'de dikkat Mansur ediyor. Mansur Yavaş da... Sıklıkla yapıyor. Yapıyor mu Mansur Manzur Bey? en az bu son bir Aa, ay içerisinde... Az konuşan bir siyasetçi. İki üç sefer bunun vurgusunu yaptı. Bu yetkileri hmm. hiçbirimizin almamamız Almanız lazım. Almamız lazım. Evet mutlaka döndüğümüz lazım. Peki oradan bir Mansur Yavaş'ı şöyle sormak istiyorum. Ee, sağ bloğun adayı olabilir gibi bir takım söylemler. İşte İyi Parti kapısını açar, açıyoruz gibi bir takım söylemler. Ee, Mansur Yavaş iddialara göre mesela Abdülkadir Selvi'nin yazısını dün okudunuz mu bilmiyorum. Okudum evet. Evet mesela şöyle diyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı. Konuştum diyor Mansur Yavaş'ın çevresiyle diyor. Mansur Yavaş bu aşamada CHP'den istifa etmiyor. Mansur Yavaş hem CHP'deki gelişmeleri takip ediyor hem de Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargının vereceği kararı bekliyor. Şartlar olgunlaşmadan hareket etmek istemiyor. Bence istifa etmezse doğru olanı yapar demiş. Yarını ne getireceği belli olmaz. O fikir. Şimdi etrafındaki kişiler de bunu söylüyorlar ve işte bu par, par, proje çocuk Yüksel Arslan'ın ortaya atmış olduğu o proje çocuk Mansur Yavaş'ın işte tweetini sil söylemi işte benim siyaset anlayışım bu değil gibi söylemler bu bu hareketi doğruluyor gibi gözüküyor. Mansur Yavaş eğer Ekrem İmamoğlu'nun bugün yarın bu hafta önümüzdeki hafta adaylığı açıklanırsa ki o kadar çok öyle bir söylem var ki Mansur Yavaş nasıl bir yol izler? Ben Ekrem İmamoğlu'nun yakın vadede adaylığını açıklayacağına ihtimal vermiyorum. Öyle mi? Evet. Bu CHP'yi darmadağın eder. Hiç tahmin edemeyeceğim. Ben de bekliyorum mesela. Ha? Bekliyorum. Hayır. Gelmeyecek. Asla böyle bir şey, böyle bir delilik yapacaklarına ihtimal vermiyorum. Böyle bir delilik Ekrem İmamoğlu'nu büyük bir nefret odağına dönüştürür. Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir kötülük olur bence. Çünkü geriye kalan bütün muhalif partiler Ekrem İmamoğlu'na karşı bir cephe oluştururlar. Ben zaten şu anda konuştuğum hiçbir muhalif parti Ekrem İmamoğlu'nun dayatmasına razı değil. Yani şimdi siz yüzde üçlük, beşlik partiler diyelim. Fark etmez. Sonuçta bu yüzde birle kazanılan bir seçim. 50 artı bir. Biri alan kazanacak. Öyle bir şey. Eğer oturup doğru düzgün bir dayatma demiyorum. Diyorlar ki ama altılı masa vardı, o da sonuç vermedi. Orada da dayatma vardı, o yüzden sonuç vermedi. Orada Kemal Bey ben adayım dedi. Ben yoksam yoku, masada yok demediler mi hatırlıyorsanız? Evet, evet. Kemal Bey adaylığı yoksa masada yok demiyor. Orada da dayatma vardı. CHP bugünden bir adaylık açıklamasına kalkarsa, hem muhalif kamuoyunu böler, hem partiyi daha da 3,5 yıl boyunca nifahan böyle... Hani ara kovanla çomak sokmak anlamına gelir. Mümkün değil, olmaz diyorsunuz. Ben böyle bir delilik yapacaklarına ihtimal veriyorum. Siyaseten doğru değil, Ekrem Bey açısından doğru değil, CHP açısından doğru değil, muhalefet açısından doğru değil. Hmm. Diğer taraftan Mansur Bey, ben de duyuyorum, çevresiyle konuştum birkaç gün önce. Ne diyorlar? Çevresi, Mansur Bey'in etrafındaki insanlar şu anda Ankara'da bir cumhurbaşkanlığı bürosu tutuyorlar Mansur Bey'e. Bir dakika etrafındakilerle görüştünüz. Evet. bir büro. Büro tutacak. Cumhurbaşkanlığı kampanya ofisi olarak hazırlıyorlar. Ek Mansur Bey için. Bir dakika bu çok enteresan bir Tabii tabii Mansur Bey'i de artık adaylığı desteği mi? O, o, onun da adaylığı kesin. Tabii kesin. Ekrem İmamoğlu da adaylığı kesin. O da Ekrem Bey zaten açıktan çalışıyor. Ama ben burada ikisi açısından da gördüğüm Peki eğer birisine karar vereceğiz dedi bu arada. Özgür Özel dün yine bir açıklama yaptı. Arada bir sorun yok. Biz karar vereceğiz dedi. Onların da işi çok zor. E tamam ikisi şöyledir. Muhtemelen şimdiden kendilerince bir yarış yapacaklar. He. Vakti geldiğinde diyelim anketlere bakacaklar. Halk kimi istiyor? Parti kimi istiyor? Ona karar verir. Tamam bu böyle bu doğru bir yöntem. Hmm. Ama işte bugünden ayak oyunları birbirini yıpratmaya kalktıklarında bir uzlaşma ortamı da çıkar. Fakat benim benim baktığım yerden şu anda hem Mansur Bey'in hem de Ekrem Bey'in belediye başkanı gömleğiyle cumhurbaşkanlığı kampanya yapmasında biraz siyasi ahlaka aykırı buluyorum. Hmm. İstanbul gibi canımız boğazımızda deprem riskiyle yaşadığımız bir şehrin sorumlusu bugünden cumhurbaşkanlığı kampanyası yapıyor. Dahası bizim paramızla cumhurbaşkanlığı kampanyası yapıyor. Ne demek bizim paramızla? Şimdi Ekrem Bey geçen hafta Tokat'ta, Evet. Yaptığı yatırımların temelini attı değil mi? Açılışlarını yaptı Ben İstanbul'da Suyun parası fa, Yüksek fatura ödüyorum ya Tokat'a yatırım yapsın diye mi ödüyorum? Adıyaman'a yatırım yapsın diye mi ödüyorum? Ben böyle bir hak verdim mi mesela? Ben İstanbul'un depremini Çözsün diye veriyorum Ben İstanbul'un trafiğini çözsün diye o parayı veriyorum Ama Ekrem Bey ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığı kampanyası için Adıyaman'a yatırım yapıyor Bir dakika ne yatırım yapıyor orada? İşte orada gidiyor kültür evler diyelim ki atıyorum. Cem, diyelim ki cemevi yapıyor. Ya da diyelim ki bir çöp makinası veriyor. Ya da diyelim ki bir bina yapıyor gibi. Böyle yatırımlar. Yani o yerlerin, o belediyenin bir ihtiyacını karşılıyor. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanlığı kampanyasını belediye kasasıyla yapıyor. Bunun yolu ne? Eğer ikisi de hem Mansur Bey hem de Ekrem Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığına kararlı iseler bugünden bırakmalılar. Bir iki hak bir insanda olmaz diye meşhur bir atasözümüz var. İki gömlek olmaz. Ekrem Bey zaten ne diyordu stratejik olarak seçimden önce? Biz diyordu, belediye mecliste çoğunluğu almamız gerekiyor. Evet, al alındı. Ben istifa ettiğimde belediye meclisi rahatlıkla Oldu yerime... Şimdi. Evet, tamam ayrıl. Gerçekten Türkiye... Şimdi mi ayrılsın? Tabii ki. E Eğer... Belki aday göstermeyecek CHP. E ama, Belki de aday gösterecek ayrılacak. Ama o zaman risk diye bir şey var siyasette. Hmm. Aday göstermeyecek ama sen belediye başkanlığı yapmıyorsun. Hmm. Aklın fikrin cumhurbaşkanlığında biz depremi konuşmuyoruz. Biz taksi sorununu konuşmuyoruz. Aynı şey Mansur Bey için de geçerli. Mansur Bey de eğer Ankara Belediye Başkanı kimliğiyle cumhurbaşkanlığı kampanyası yapacaksa bu siyasi evet siyasi ahlaka sığmaz. Halbuki toplum onlara oy verdi ki hizmet Aynı zamanda ikisinin belediyedeki başarısızlığı muhtemel muhalefetin 2023'teki kazanımına da zarar verecek. Şey 2028'deki 20. kazanımına da zarar verecek bir Zamanında şey. Zamanda olursa. Ama şimdi ben çok basit, çok, çok anlaşılır bir şey. Ekrem Bey şunu diyebilir. Arkadaş ben Türkiye'nin siyasetine talibim. Bugünden çıkıyorum. Anadolu'yu dolaşıyorum, kapı kapı gezeceğim, Tokat'a da gideceğim, Urfa'ya da gideceğim, Adıyaman'a da gideceğim. Ben 2028'e hazırlanıyorum. Bu çok namuslu bir karar olabilir, bu çok anlayışlı. Peki Levent Gültekin ama yerine dün, birini bırakmak zorunda. Dün, dün e, isimler vardı, biliyorsunuz yani daha önce açıklanmıştı. E, dün şöyle bir görüş mesela e, Ekrem İmamoğlu'nun hani çünkü dediğim gibi sosyal medyada her an açıklanabilir. Bir takım söylemler var. Siz her ne kadar açıklanmaz deseniz de. Ekrem İmamoğlu taraftarlarının Şu olur mu? Gazı. Peki, şu olur mu? Diyelim ki, açıklanırsa deniyor. erken seçime kamuoyu hazırlanmış olur. Şöyle ki bir baskı olur iktidara. Çünkü CHP'nin adayı bellidir ve bunun üzerine bir konsolide olur. Toplum ve baskı olur. O baskının karşısında da iktidar duramaz ve erken seçime gitmek durumunda kalabilir. Bu bir erken seçim baskısı olabilir e, deniyor. E, eğer Cumhuriyet Halk Partisi erken seçimi gerçekten istiyorsa bu kozu kullanır mı? Yani Türkiye'de bunca olay oldu, rejim değişikliği oldu ekonomi yıkım yaşıyoruz. Hangisinde toplumsal baskı iktidarı bir konuda geri adım attırdı ki? Var mı bir örneği? Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Yani bizim toplumsal baskı iktidarı ne yapma, ne yapacaktı da yapmasını engelledi. Her dediklerini yaptılar zaten. Rejimi de değiştirdiler. Kampanya, devlet imkanlarıyla kampanya yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Tonlarca. Mecliste aritmetik çoğunluk muhalefetin erken seçim kararı almaya var mı böyle imkanı? Yok. Ekrem İmamoğlu aday ilan edildi diye Tayyip Erdoğan şöyle mi diyecek? İyi peki artık ne yapalım lanet olsun. CHP adayını belirledi. Bize de seçime gitmek düşer. Böyle mi diyeceğiniz zannediyorlar. Yani bu biraz Tayyip Erdoğan'ın aklını da hafife almak. Bu öyle mi? bu ancak çocuk oyuncağı olur. Yani bu, erken seçim böyle bir baskısı oluşmaz. Baskısı toplumda. nedir mesela? Toplum ne yapar ki baskı olur iktidarın üzerinde erken seçim? Değil bir mi? de öyle bir ciddi bir baskı yok. Ben anketlere baktım. Erken seçim isteyenler oranı 41 e... %48. Evet 41 istemiyoruz 48 istiyoruz değil evet. mi aynı yere mi baktık Yani öyle %70'lik bir yok. istiyoruz diyen bir yok. şey yok ki yar yar ya e, kim nasıl baskı kuruyor Tekrar söylüyorum. Programı da bekliyor. Bu da... tamamen İyi, bak dikkat et biz Türk de. Mesela Türk halkı şu anda bir orta vadeli program var. Dün Mehmet Şimşek yine bir açıklama Tabii insanlar yaptı. doğal olarak hayatının düzelmesini bekliyor. İnsanlar bekliyorlar yani. Efrasan kere... şu tarihte düşecek deniyor. Gel Şöyle mi? olacak deniyor. Bir dakika başka bir soru sor. Aslında da, daha temel bir sorunumuz var. O da şu. İki gün önce bir anket gördüm yine. Türkiye'nin sorunlarını sizce kim çözer? Kim çıkmış ben görmedim. %26 Tayyip Erdoğan. %18 Mansur Yavaş, yüzde on yedi hiçbiri, yüzde on üç Ekrem İmamoğlu. Anlatabiliyor muyum? Toplum şunu diyor mu? Muhalefet şöyle bir duygu yaratmış mı toplumda? Abi bunlar gelirse toparlarlar. Bunu neyle yaratırsın? Programınla, kadronla, yepyeni bir hayal yarattığın hayalle, Türkiye vizyonunla, sadece iktidara laf sakmakla, sabah akşam cevap vermekle, Adalı cümlelerle ayar vermekle muhalefet olmaz ki. Muhalefet güven duygusu yaratır. Toplum önce ben bunu yıllar önce Kemal Bey'e söylemiştim. Dedim Kemal Bey bak siz zımnen dedim topluma şöyle bir cümle kurmuş oluyorsunuz. Ben çok güzel muhalefet yapamıyorum ama çok güzel iktidar olurum. Toplum dedim size zımnen şunu diyor. Sen önce muhalefetini bir göster. İyi muhalefet yaparsan iyi iktidarda olursun. Şimdi sen anketlerde kararsız seçmenin yüzde 35'lere çıktığı, birinci parti pozisyonuna neredeyse, ikinci parti pozisyonuna çıktığı, memleketin sorunlarını kim söze, çözer sorusunda hala mevcut iktidar bunca tahribata, bunca yıkıma rağmen birinci çıktığı bir ülkede adayımızı bir an önce belirliyoruz demek koltuk kavgasıdır. Şu anda CHP'nin yapması gereken bugünden aday tartışması yapmak değil, çok gücü güvenilir bir kadro oluşturmak, toplumu ikna edici. Mesela ne diyor Özgür Bey? Kuşbaşı 50 lira olacak. Hmm. Böyle çocuk türü sloganlarla topluma ikna edemezsin. Kuşbaşı 50 lira olacak. Çünkü şunları yapacağız. Et fiyatı bu yüzden düşecek. Bize diyeceğiz ki adamın kafasında bir politika var. Plan var. Plan var. Niye 50 lira mesela niye 60 lira demedi elini hafif tutmuş onu da bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bunlarla olmaz. Anketlere bakıyoruz. Ortada bir muhalefete bir bakış açısı var. Ama muhalefet aktörlere bakıyoruz. Koltuk kavgasındalar. Peki bu arada bir e, Fatih Portakal'ın bir tweetini gördüm. Her ne kadar yok dese de hatta bilmiyorum belki de yayınında söyledi bilmiyorum. Hatta benim yayınında söylemiş ama Twitter'da gördüm, X'te gördüm. Kulağıma gelen Mansur Yavaş'ın arkasında Koray Aydın ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski ekibin olduğu söyleniyor diye. E, bu Mansur Yavaş güçlü kılar mı? Şöyle mi bölüşüldü? Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı destekliyor. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor mu emin miyiz? Bilmiyorum işte böyle mi diyoruz? Hayır. Değil miyiz? Bence öyle bir eminlik yok orada. Özgür Bey sadece şu anda mevcut krizi Zamana yayarak. Mesela diyor ki Ekrem şey Özgür Özel ortada bir kriz falan yok. Mevcut kriz diyorsunuz yok diyor. Ee, günü geldiğinde hep birlikte en doğru karar veririz. Anladım, siyasetçilerin kamu yönünde konuştuklarının konu... bir anlamı Yaşak yok ediyorum. biliyorsunuz. Bu konuda e, Ekrem Bey ile benim Mansur Bey ile benim ya da Ekrem ve Mansur Bey'in arasında bir çelişki yok diyor. Hani Sözümüzün arkasındayız. Tamam, yokmuş gibi ya davranalım. Tamam, kamuoyuna verilen tamam, mesajlar. Tamam, kamuoyuna verilen mesajlar. Hepimiz biliyoruz. Tamam, yani biz... Hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep ne beraber biliyoruz. ne olduğunu biliyoruz. Tamam, şunu söyleyeyim. Ee, Ekrem Bey, eğer Mansur Bey ile, yani Özgür Bey daha doğrusu, Ekrem Bey ile Mansur Bey arasında bir yumuşama yol bulup ortak bir şekilde en azından kavgasız, dövüşsüz, ayrımsız bir adaylık belirleme yolunu, yöntemini, formülünü bulmazsa Mansur Bey aday olur. Muhtemeldir Nereden olur? bütün bence Mansur Bey'in herhangi bir yerden aday olmasına gerek yok. 100 bin imzayı toplayıp yine olabilir ama ben 100 bin imza ya da sağ blok deniyor. Sağ de. blok da olabilir. Muhtemelen İyi Parti orada olur. Zafer Partisi orada Zafer olabilir. Olur. Hat hatta ben size söyleyeyim Ekrem Bey'in bu dayatmasına kızan diyelim ki gelecek diyelim ki çünkü Mansur Bey bir şey yapıyor. Akıllıca bir şey yapıyor. Ben bu yetkileri taşıyamam diyor. Parlamenter sisteme dönmemiz lazım. Bu ne demek biliyor musun? Parlamenter sisteme dönme vurgusu geriye kalan bütün muhalefetin de dikkatini çekiyor. Şimdi siz Zafer Partisi'nin genel başkanı olun. Ümit Özdağ olun mesela. Biri var asla parlamenter sistem demiyor ve Tayyip Erdoğan'ın yerine oturmaya çalışıyor. Siz onu destekler misiniz? Ben senin için mi? Seni aday ya yapmak için parti kurmadım ki derseniz doğal tabii, olarak. Tabii. Ama biri de size işte şunu diyor. Arkadaş ben geldiğimde senin de siyaset yapabileceğin zemini yaratacağım. Mansur Bey'in bütün sağ bile o toplama ihtimali ortaya çıkıyor. Bu şöyle bir tehlike çıkarıyor. Bir tarafta CHP'nin desteklediği Ekrem İmamoğlu, o da bir kısım CHP. Bir tarafta hep, muhalif sağ, bir tarafta geriye kalan muhalefetin desteklediği Mansur bir Yavaş. Bir de bir de iktidarın Erdoğan'sa Erdoğan ya da kimse 8 ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ortamda başka bir tablo çıkar. Muhalefetin iki adayının birbirini yıprattığı, doğal olarak bugün bile birbirlerine aleyhde çalıştıkları bir ortamda seçim döneminde doğal olarak birbirlerine iki cümle ederler. O iki cümle muhalefetteki duygu birliğini zedeler, doğal olarak zedeler, muhalefeti ayrıştırır. Biri alır yüzde 25, biri alır yüzde 26, diyelim yüzde 27, öbürü alır 45, 47. İkinci tura kalırlar, o zaman başka bir Türkiye çıkar. Peki orada mesela daha önce Muharrem İnce'nin azarlığı konusunda bir baskı yapılmıştı ya yapma işte oyları böleceksin girme ee, daha sonra bir kumpas e, zaten üzerinde gerçekleşti giremedi zaten ee, Mansur Yavaş'a eğer olası bir durumda Mansur Yavaş'a böyle bir ya da eklenmemi mi olma yani e, oyları bölme e, aday olma diye bir kamuoyu baskısı bir alttan bir baskı olmaz mı? Kim için olacak ki şimdi? Yani bir ta, yani şimdi şöyle bir tablo var. CHP adayının olmayan kişisi için olur bu baskı. Ama işte yani o CHP adayı o öyle kabul bir, görür. Öyle bir hayır şöyle bir durum Hı. çıkacak ortaya. Şimdi bir tarafta çok baskın bir aday var. Diğeri üçlük beşlik etkiye sahipse onun üzerinde olurdu. Hı. Fakat ikisi de kuvvetli. Kuvvetli yani hani anketlere baktığımızda Mansur Bey 7-8 puan önde gözüküyor Ekrem Bey'e göre. Şimdi Mansur Bey'e baskı yaptığında diyecek ne demek? Anketlerde ben varım. Hmm. Ekrem Bey'e yapmaya kalktığında ama ben CHP Cumhurbaşkanı adayım O yüzden orada öyle bir baskı bir öncekiler gibi işlemez. İşlemez. Çünkü zayıf aday yok. Peki şu olmaz mı? Ama ben Hep söylüyorum. söylenen Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş yardımcısı. Mansur Yavaş bunu kabul etmez, etmez. mi? Etmez. Asla öyle bir şey. Aslan Asla Asla etmez. Asla etmez. Yani Mansur Bey siyaseti bırakır bunu kabul etmez. O kadar eminsiniz. Bu kadar eminim. Ben de merakla bekliyorum tabii neler olacak. Siyaseti etmeni. bırakır ama bunu asla kabul etmez. Bak bir şey söyleyeceğim, çok üzülüyorum. Biz tam bir saattir Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş adaylığını konuşuyoruz. Tam da bunu istiyorlar işte. Üç, Dün saatlerce toplantı sürdü, biz üç, de merak ediyoruz. Sene. Ama onlar da istiyor. Ekrem Bey de bunu istiyor. Bak şu anda Ekrem Bey bunu istiyor. Ekranlarda Ekrem İmamoğlu konuşulsun. Bunun yolu Yasak kararını istismardan geçiyor. İktidar da bunu istiyor. Saatlerce CHP mi, Mansur mu olacak, Ekrem mi olacak? O yüzden habire kimi gazetecilere süfle veriyorlar karar çıktı çıkacak diye. Bu konuşulsun. Hepimiz o tuzağa düşüyoruz. Ben ne söylüyorum? Bu tuzağa düşmeyelim. Bu adaylık meselesini rafa kaldırın vakti geldiğinde aranızda anlaşırsınız bir şekilde bu adaylığı netleştir. Bak ben mesela Ekrem İmamoğlu olsun olmasın, Mansur Yavaş olsun olmasın böyle bir şey demiyorum. Beni ilgilendirmez. Ama ya, bu tartışmayı yapmayın diyor. Bu tartışma zarar veriyor, bölüyor, ayrıştırıyor, nifak tohumu sok şey yapıyor insanların arasına. Bak Meral Hanım'ın o masadan kalkıp oturmasının verdiği zararı düşünün. O birliktelik duygusu olmadı. Olmadığı için Belki yüzde iki, belki yüzde üç ya sandığa gitmedi ya da son anda o kızgınlıkla Kemal Bey'e vermedi. Sonuç böyle. Aynı şey yapılıyor. Ben diyorum ki bu nifa bugünden sokmayın. Üç buçuk yıl. Bir de, bir de bana çok çocukça geliyor. Nedir o? Üç buçuk yıl var önümüzde ya. Türkiye'nin yarınını biliyor muyuz? Vallahi. Biliyor muyuz biz? Ortadoğu cehenneminde şey üzerimize gelen, hayır, hayır Orta Doğu cehenneminde üzerimize gelen bir top var. Ateş topu. Evet. Adam Gazze'yi yerle bir etti. Şimdi Lübnan'a, dün Lübnan'da 500 kişi öldü. Lübnan'a saldırıyor. Ardından İran gündemde. Amerikan seçimini bekliyor. İşte bu Cumhurbaşkanı'nın danışmanı çıkmış. İsrail bize saldırma, saldıracak açıklamaları yapıyor. Biz 3,5 yıl sonra ekonomisi ne durumda bir ülke göreceğiz? Toplumsal çözülme ne durumda bir ülke göreceğiz? İçeride nasıl bir rejim inşasının sonunda sandık ne kadar anlamı kalmış olacak veyahut Allah muhafaza bir İstanbul depremiyle ülkenin Allah muhafaza belimi kır... Bunlar yok kimsenin gündeminde. Herkes şöyle bir havada, üç buçuk yıl sonrayı bugün gibi düşün. Yarın sandık kurulacak, ben Cumhurbaşkanı olayım. Burada ülke yok. Temel sorunlarımız çok önemli. Ben siyasetçileri ikiye ayırırım bir şey olmaya çalışanlarla bir şey yapmaya çalışanlar benim için kriter budur. Şu anda bir şey olmaya çalışanların kavgasını görüyoruz. Bize halk olarak bir şey yapmaya çalışan insan arıyoruz. Nedir o? E, bu yıkımı nasıl durduracak? Ekonomiyi nasıl, Ekonomi. to nasıl toparlayacak? Bu çürümeyi, bu gençlerin uyuşturucu kumar bataklığına düşmeleri bu hukuksuzluğun giderek dalga dalga bütün bunların ülkede yarattığı tahribatı kim, hangi formülle, hangi birliktelikle çözecek? Biz bunu bekliyoruz. Bize kimse bunu anlatıyor mu? Hayır. Ne anlatıyorlar? Aday benim. Niye? E çünkü benim hakkım. E peki buyur abi. Peki. Ee, birkaç dakikam. Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de seslendi. Konuşmayı dinlediniz mi? Nasıl buldunuz? pek dinleyemedim. Gece şey bugün e, dışarıda epeyce yani, işim vardı ama genel olarak Zulgazi. genel olarak az çok vurgularını evet. görebildim şeyde. E, gayet iyi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan yapabileceği iyi bir konuşma. Hı -hı. E, ama ben daha başka bir şey beklerdim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'ya başka bir duyguyla gitmesini beklerdim. Nasıl bir duygu? Adaletin oldu. Mesela Amerika'da kamyon gezdiriyorlar ya, adil bir dünya istiyoruz. Ben adil bir Türkiye yaratmış bir, bir ülkenin lider olarak gitmesini isterdim. Hukukun olduğu, bağımsız yargının olduğu, denge denetlemenin olduğu, kuvvetler ayrılığının olduğu, insan haklarının ihmal edilmediği, gözaltında işkencenin olmadığı, 40 milyon insanın yoksulluk sınırı altında yaşamadığı, 25 milyon insanın açlık sınırının altında yaşamadığı bir ülkenin lideri olarak gidip dünyaya şunu demesini. Biz başardık. Sizi de daha adil bir dünyaya davet ediyorum. Bak bizim ülkemiz, basit örnek veriyorum. Biz iktidara geldiğimizde dünya hukuk sıralamasında 68. sıradaydı. Bizim çalışmalarımızla 20'ye düştü. Ama tam tersi biliyorsunuz 117'ye çıktık. Böyle verilerle biz öyle bir anlayış sergiledik ki ülkemizdeki yoksullukta, gelir dağılımında şöyle adaletsizlikler var, insan haklarında. Ama orada olağanüstü cümleler edersiniz. İnsanlar size şöyle dediler: Çok güzel ama kendi ülkenden niye uygulamıyorsun? Bu. Anladım. Ben o yüzden o konuşma metnine şöyle bakarım. Bir de. Evet Gazze ile ilgili, İsrail ile ilgili söylemde baktığımızda... Mevzu hep İsrail... Evet, e söylemde baktığımızda çok yüksek, olağanüstü mesajlar falan ama mesaj karın doyurmuyor. Caydırıcı, vazgeçirici bir politikan var mı? Yok. Niye? Çünkü öyle bir gücün yok. Çünkü ekonomin kötü. Çünkü dışarıdan yabancı yatırımcıya ihtiyacın var. Çünkü hala Batı'nın, Avrupa'nın doğu olarak seninle ilgili olumlu birkaç mesajına ihtiyacım var ister istemez. E bölgesel anlamdaki yaşadığın sıkıntılar var. Diye, ya bu son 3 yıldır, 5 yıldır, belki 10 yıldır uyguladığın dış politikanın yarattığı bir itibar kaybı var. Yani Esat'la görüşme çabanın geriye dönük bir bıraktığı enkaz var. Çünkü yarattın. Yani o enkazı iyi abi görüşünce sisiyle barışma çabasının arkasında bıraktığı büyük bir enkaz var, itibar kaybı. Bütün bunları yaptığında ağırlığını kaybetmiş bir ülkeye dönüyorsun. Sonra istediğin sözü söyleyebilirsin. İstediğin sözü. Kimse de dönüp pek de etkilenmiyor. Pek. Ne yazık ki. 3 dakikam var. Peki. Makarna yiyor musunuz hiç bir daha artık sokakta? Dışarıda yemek yemiyorum. <laughs> Prensip Daktınız. kararı aldım. Prensip kararı. En güzeli yapıyorsun. Tabii, ya izah edilebilir. Dün bu, baktım bir çok enteresan bir restoran sahibi. Bir, bir, bir buçuk ay önce konuşmuştuk. Evet, hala. dün baktım bir restoran sahibi bir video çekmiş. Ne çekmiş? Video. Bir kilo kıymadan. 10 ıı, tane Adana kebap çıkıyor. Hı. Tanesi 40 liraya mal oluyor. Kendisi restoran sahibi. Ben diyor bunu 40 liraya mal ediyorum, ona göre de satarım. Biz İstanbul'da normal bir restoranda bir Adana kebabı 1000 lira 1500 liraya yiyoruz. Hmm. Bunu ne enflasyonla izah edilebilir, ne pahalılıkla, ne etle, ne başka bir şeyle. O yüzden... Bir dakika, bir kilo kıymadan kaç tane çıkıyor? 10 tane. 100 gram koyduklarını 10 kalıyorum. Peki bir porsiyon, ben çok sevmediğim için adını bilmiyorum. Bir porsiyonda kaç tane? 100 gram bir tane. Bir tane mi veriyor? Tabii bir. Bir tanesi mi 1500 lira, 1000 lira, 1500 Tabii bir Adana kebap İstanbul. Ama 40 liraya mal ediyor. 40 lira mal ediyorlar işte. He, biz buna başka bir şey söylüyoruz. Makarna da, da öyle de aynı. Ya makarna hem de. Evet yani makarna hem de dediğiniz gibi. O yüzden pek dışarıda yememeye özen gösteriyorum. Çok önemli misafirlerim olmadığı müddetçe. Çünkü biz bizi ne yazık ki insandan saymayan bir esnaf zihniyeti gelişti. Bizden kastımız bu ülkenin evlatlarını. Çünkü şöyle düşünüyor. Herkesin üstüne düşen vazife var. Evet, işte. hayır, şöyle düşünüyor. Ben yüksek fiyat koyarım. Nasıl olsa turist geliyor, ödüyor. Beş tane Türk geleceğine bir tane turist gelsin. Bir de böyle bakıyorlar. Ben de çok iyi, acı. Siz bilirsiniz diyorum, gitmiyorum. Çok teşekkürler. Ben de artık dışarıda yemiyorum. Makarna hiç yemiyorum. <laughs> ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Levent Gültekin. Haftaya görüşmek üzere diyelim efendim.